Ve stüdyoda konuğum Enerjisa Commodities Çevresel Ürün Çözümleri ve Ticareti Müdürü Semih Bucak var. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi birazcık şu tarife değişikliklerinden gelen fiyat güncellemesinden konuşarak başlayalım. Elektrik tarifelerinde yaşanan artışın detayları neler ve piyasaya nasıl etkileri olduğu ve nasıl etkileri olmasını bekliyoruz. Tarifedeki kalemleri biz iki ana unsurla inceliyoruz aslında. Bunlardan bir tanesi aktif enerji bedeli. Yani aslında üretilen elektriğin maliyetinin yansıdığı, piyasa fiyatlarının karşılığı olan bedel. Bir de dağıtım bedeli var bunun içerisinde. Dağıtım bedeli de üretilen elektriğin evlere dağıtılması, ulaştırılması gibi bütün sayaçlara düşünebiliriz. Bu iki kalem oluşturuyor aslında ana maliyeti. Detaylarına baktığımızda artışın biz dağıtım bedelinden kaynaklı olduğunu görüyoruz. Aktif enerji bedelinde ise işte sanayi tarifesinde bir düşüş, işte mesken tarifesinde sınırlı bir artış var. Ama buradaki artışın büyük oranının dağıtım bedelinden geldiğini görüyoruz. Bunun dışında piyasa etkisi doğrudan tarifeler üzerinden değil ama iletişim bedelinde de yani üreticilerin maliyetleri tarafında da bir artış oldu. Bu artışı da bir telafi etmek adına buradaki tavan fiyat, piyasadaki tavan fiyat 2700 TL bölü megawatt saatten 3000 TL bölü megawatt saate geldi. Yani buradaki özellikle termik santrallerin marjlarının orada doğrudan değişken maliyetlerine gelen bir artıştan bahsediyoruz. Bunun bir kısmı da buradaki tavan fiyat artışıyla o marjın korunması, onların da çalışır halde sistemde kalabilmesi açısından korundu diyebiliriz. Doğalgaz tarifelerinde herhangi bir değişiklik yok ve tarifelere genel olarak baktığımızda aslında Sayın Bakan'ın da açıkladığı gibi sübvansiyon devam ediyor burada. Yani biz yaklaşık 2 yıldır doğalgaz tarifesi aynı seviyede devam ediyor. Elektrikte şu anda evet dağıtım bedeli arttı ama enerjinin karşılığına baktığımız zaman olması gereken yerin 1/4 fiyatında. Doğalgazda yine 1/3 fiyatında devam ediyor. Ama buradaki sübvansiyon mekanizmasının çalışma şekli şu anda bunlar ulusal tarifeler ve topyekün bütün elektrik kullanıcıları üzerinden bir sübvansiyon devam ediyor. Yani bundan ihtiyacı olan olmayan herkes faydalanıyor gibi düşünebiliriz. Bunun yerine aslında yine aynı fon kullanılarak, aynı tutardaki bir destek sağlanarak seçilmiş, belirli ve bunu daha etkin ve verimli kullanacak bir grup için bu ayrılabilir. Hem de uzun vadede çok uzun süreli sübvansiyonu devam ettirdiğiniz zaman piyasa yapısı ve piyasa dinamiklerini bozabiliyorsunuz burada. Hem işte tedarik tarafında hem ticaret tarafında yaşanan sorunlarla. O yüzden bunun yerine topyekün bir sübvansiyon yerine benzer bir fon oluşturulup bu fonun asıl ihtiyaç sahiplerine daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması bu tarife mekanizması için daha sağlıklı olacaktır. Şimdi buradan gidelim yeşil dönüşüm gündemine. Yani burada önümüzde bir COP29 var yaklaşan. Bir yandan konuyla ilgili Fatih Birol'un da açıklamaları vardı. Dolayısıyla bu taraftan neler beklersiniz? Ne gibi başlıkların çıkmasını beklersiniz? Şöyle bir değerlendirelim. COP28'de taahhütler vardı. Bunları değerlendirmiştik beraber. Orada yenilenebilir enerji kapasitesinin 3 katına çıkması ve enerji verimliliğinin de 2 katına çıkması. Yani o verimlilik kazanımının 2 katına çıkması gibi bir taahhüt vardı. Ek olarak da burada özellikle gelişmekte olan ülkelerin erişebileceği finansman konusunda da iyileştirmeler, geliştirmeler yapılması gerektiği konuşulmuştu. Yani böyle hani aklımızda kalması gereken taahhütler ve konuda diğer konuda finansmandı. COP29'a gelirken Sayın Fatih Birol'un şu anda taahhütler net değil ama hani görüşmeler başladı bu çerçevede artık COP29'da yaklaştıkça. İki tane ana konu var öncelikle gündeme gelen, benim de dikkatimi çeken bataryalar ve devamındaki şebeke yatırımları. Şimdi batarya COP28'de birleştiğinde çok anlamlı hale geliyor. Aynı zamanda şebekelerde. Çünkü yenilenebilir yatırımlarını tüm hızıyla artırmaya devam etmek, 2 katına, 3 katına, işte Türkiye için 3-4 katına çıkarmak, dünya için de böyle bir hedef koymak. Aslında bu çok değişken profilli üretim türlerinin, işte rüzgar, güneş gibi gün içerisinde dengelenmesi için gerekli unsurları da düşünmek gerekiyor bir yandan. O yüzden hemen ardına işte bataryanın konuşulması ve şebeke yatırımlarının konuşulması çok anlamlı. Bu anlamda bir taahhüt gelebilirse bu da çok faydalı olacaktır. Taahhütler de şöyle planlanıyor. Batarya kapasite olarak, yani ne kadarlık bir kapasiteye ihtiyacımız var. Bu yenilenebilir
enerji kurulu gücünün bu artışı destekleyecek ne kadar bir batarya olabilir? Çünkü enerjinin fazla olduğu yerde bataryaya atıp işte ihtiyaç olduğu yerde de bataryadan tekrardan üreterek bir sistem dengesi kurmak üzerine hani bu yatırımlar planlanıyor. Şebeke tarafında da yine aynı şekilde şebekelerin yenilenmesi, bu esnekliklere uygun hale getirilmesi ve tüm altyapının buna göre kurgulanması planlar arasında. Diğer üçüncü taahhütte planlanan metan emisyonlarının aslında azaltılmasına dair bir taahhüt konuşulabilir. Yani bunların hepsi planlama şu anda gündemdeki konular. O da hani toplam emisyonlar konuşulurken buradaki bunun içindeki hani metan emisyonlarının da gözden kaçmaması, bununla alakalı hiçbir aksiyon alınmamasının önüne geçmek adına da konuyu ve dikkati biraz bu alana çekmek için de belki bir taahhüt konuşulabilir. Bunun dışında şimdi COP28'de finansman dedik, COP29'da da finansman devam edecek. Çünkü bankaların ciddi bir ilgisi var burada, evet, ama gelişmekte olan ülkelerin temiz enerjiye geçişi için mevcut finansmanın 6 katına çıkması gerekiyor. Yine Sayın Fatih Birol'un ifadeleriyle ve bu 2 trilyon dolarlık bir finansmandan bahsediyoruz burada. Bu konuda yine yani belki daha somut taahhütlerle, daha somut projelerle ve finansman projeleriyle bu konu gündemde olacaktır COP29'da da. Peki yeşil dönüşüm deyince yeşil elektrik tarafını da sormak istiyorum ben. Piyasa görünümü ne durumda? Aslında özellikle gönüllü piyasalarda talep ve fiyatlar konusunda neler söylemek, neler dile getirmek istersiniz? Gönüllü piyasalarda özellikle kapsam 2 offsetlemesi talep tarafı iyi gidiyor. Yani biz burada yeni bir piyasa, gönüllü bir piyasa, herhangi bir zorunluluk yok. İşte burada yapısal bir talebe kavuşabilir miyiz diye konuşurken kapsam 2 offsetlemesinde artık müşterilerin bunu sürdürülebilirlik hedeflerine sıkça eklediğini ve düzenli bir şekilde burada hem azaltım tarafında hem de bunların offsetlemesi tarafında faaliyetlerini sürdürdüklerini görüyoruz. Burada 3 yöntemden bahsediyoruz temelde. Bir tanesi doğrudan santral kurulumu, yani çatıya bir güneş enerji santral sistemi kurmak gibi. Burada hemen iki konuyu açıyoruz parantezi her dile getirdiğimizde. Birisi bu hani bir enerji piyasası oyuncusu olmaya hazır mı burada firma? Bunu yönetebilecek kabiliyete sahip mi? Diğeri de ya evet kapsam 2 için burada bir yatırım var ama kapsam 1-3 de gözden kaçmasın. Burada azaltım için ne yapılacak, offsetleme için ne yapılacak çalışmaları da biraz göz ardı ediliyor bizim gözlerimiz. Hep böyle kapsam 2 etrafında dönüyor çalışmalar. Bu konu gelmişken ona değinelim. İkincisi yenilenebilir enerji tedarik anlaşmaları olabiliyor. Doğrudan bir santrale gidip onun enerjisini satın alarak, elektriğini satın alarak bir yeşil elektrik tedariği sağlanabilir. Bu da çok yaygın değil. Aslında iyi bir finansman yöntemi, iyi bir tedarik yöntemi baktığınızda hem yenilenebilir enerji santrali enerjisini istediği fiyattan satabiliyor hem de bunun tüketim tarafı bunu belirli bir fiyattan sabitleyebiliyor belirli dönem için ama Avrupa'da çok yaygın olmasına rağmen ülkemizde yaygın değil. Diğer bir alan ise gönüllü piyasalarda yenilenebilir enerji sertifikalarıyla bunları offsetlemek. Hı hı. Bu biraz daha yaygın bir alan. Burada da talep tarafı evet bir canlı bir şekilde devam ediyor ama fiyatlarda düşüşten bahsetmiştik, düşüş trendi. Bu düşüş trendi devam ediyor çünkü ilk ana düşüş trendini hani yenilenebilir, daha doğrusu enerji fiyatlarıyla bağlantılı orada bir düşüşle bağlantılı özellikle ana trendi takip ettiğinden bahsetmiştik ama şu anda düşüş trendinin bunun üzerine de devam etmesi, yani enerji fiyatları bir baz oluşturdu ama buradaki sertifika fiyatları hala daha düşük. Buradaki şu finansman açığı söz konusuyken, bütün globalde böyle bir açık söz konusuyken bizim de elimizde özellikle Türkiye içinde bu ekosistemi kendi içerisinde bir finansman kaynağı oluşturacak yapıya hale getirebilecek fırsat varken buradaki sertifikanın gelirleri yani yenilenebilir enerji santralleri için enerji fiyatıyla kıyaslandığında çok önemsiz hale gelmiş durumda. Yani bizim buradaki amacımız şuydu. Kapsam 2 offsetlenirken yenilenebilir enerji santral yatırımları içinde bir teşvik oluşturmak ve bu elektrik tüketimini offsetleyerek yeşil elektriğe çevirmek ve bu döngüde de yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak. Ama geldiğimiz noktada bu sertifika fiyatları öyle bir hale geldi ki enerji santralleri için, yenilenebilir enerji santralleri için herhangi bir yatırım motivasyonu ve teşviği oluşturmuyor. Fiyatlar hakkında da bu şekilde ifade edebiliriz piyasadaki gelişmeleri.
Peki çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Enerjisa Komoditiz Çevresel Ürün Çözümleri ve Ticaret Müdürü Semih Bucak'la birlikteydik. Enerjide görünümü böylelikle noktalıyoruz.